getirsin istedik. Evet, bu dış mekan galerisinden baktığınızda gördüğünüz manzara bu. Bir tarafta Hudson Nehri'ni görüyorsunuz. Bir tarafta şehri görüyorsunuz. Empire State'i görüyorsunuz. Bir taraftan özgürlük heykelini görüyorsunuz. New York'un en önemli göstergelerinden bir tanesi. Ve Empire State binasını gördüğünüz zaman mesela John Kay ile bir etkinlikle başladık. John Cale'ı tanıyanlarınız vardır diye düşünüyorum. Kendisi bir gitar ustası. Aklımdan çıktı hangi orkestra ile çaldı ama bir grubu vardı. Evet, birisi biliyor. Evet, Underground ile birlikte. Velvet Underground ile birlikte çalıyordu. Velvet Underground, Andy Warhol'un Empire ile bir gösteri yaptı, bir performans sundu. Ve biz de bir projeksiyonla Empire State binasını John Cale dış mekan galerisinde performansını sergilerken arkasına yansıttık. Ve buna benzer bir görüntü çıktı ki inanılmaz oldu gerçekten. Biz şehri alalım, halkla temasa geçirelim istedik ve inanılmaz sonuçlar aldık. Evet, bu galeriden dış mekan görüntüsü. Ve şehre bakıyorsunuz ve bunu bir cepheden yapıyorsunuz. Küratörler, müze halkla böyle buluşur dediler. Enerjisini şehirden böyle alır, bağlantısını böyle kurar dediler. Mesela bu küçük Edward Hopper'ın küçük çalışmalarından bir tanesi. Edward Hopper hemen bu 5 blok ötedeki yakında bulunan komşu mahalleyi resmetmiş. Tarihle ilişkilendirmiş. İşin tarihsel göstergesini Amerika ve nehrin ötesindeki Amerika'yı yansıtmış. Gerçekten Amerikan sanatı için ilham verici bir manzara bu. Dünyaya bakmak ve romantik Amerikan manzarasına bakmak denildiği zaman Mark Rothko'nun yaptığı şey işte bu sulu boya çalışmada bu. Ve burada mecazi bir bağlantı kuruyorsunuz. Açık mekanlar, nehirle, şehirle, müze mekanı arasında. Renzo mesela burada binayı tasarlarken bunu düşündü. Hep yolların kesiştiği noktaya konuşlandırdı. Bir tarafta High Line var, bir taraftan Hudson Nehri var, bir tarafta park var, nehir var demiştik. Gerçekten bütün bunların içinden geçerken yeni Whitney Müzesi sizi kesişim yolları bittiği noktaya taşıyor. Burada nehir burada ve köprü gibi bir vazife görüyoruz burada. Herhangi bir sorunuz varsa memnuniyetle cevaplandırmak isterim. Any questions? Any thoughts? Excellent. Well, thank you very much, and I'm happy to take questions. Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz sonradan sorularınız olursa alırım. Çok teşekkürler. Benim söyleyeceklerim bu kadar.